İyi günler sevgili Ahi Televizyonu seyircileri. Bir Ahice Sohbet programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün misafirimiz sizin de aşina olduğunuz, geçmişte bazı programlarda beraber olduğumuz Sayın Avukat İbrahim Koyuncu Bey. İbrahim Koyuncu Bey'i çok takdir ettiğimiz bir yönü var. Bizim bilmediğimiz, daha doğrusu coğrafyada pek duymadığımız, işaretli olmayan Türk Cumhuriyetlerine, Türk beldelerine gidiyor. Orada Türklerle, orada ikamet eden, orada yaşayan Türklerle görüşüyor. Bunları kayda alıyor ve sağ olsun geliyor. Biz de programımızda İbrahim Bey ile bunları görüşüyoruz. İbrahim Bey son gittiği Macaristan'da değil mi? Avrupa'nın 3-4 ülkesini gezdi. Evet. Geldi sağ olsun. Biz de teklif ettik. Bizi kırmadı. Teşekkür ediyorum. Şimdi İbrahim Bey'le son gezisini görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Yorucu muydu gezi? 5000 kilometre gene yol teptik. Bu epey de gitmişsiniz epey ya. 5000 gezdik. Biraz yorulduk ama keyifliydi diyorsunuz. Şöyle biliyorsunuz ben tarihi, özellikle Türk'ün tarihini araştırmayı çok seviyorum. Gitmeden önce oranın araştırmasını yapıyorum. Nerede ne var? İşte bana da soruyor, sen bunları nereden biliyorsun? Yani nereden bileceğim? Araştırma yapıyorum. Notlarımı ama alıyorum. İbrahim Bey, güzel bir hazır. Sizin branşınız esas hukuk. Hukuk, avukatsınız. Evet. Ama tarihi seviyorsunuz. Ya Hasan Bey, şey vardı, ben hep söylerim. Bircan Sarıkaya diye benim bir ortaokulda öğretmenim var. Kulakları çınlasın. Şu anda Ankara'da. Ortaokuldayken tarihi, coğrafyayı bana o sevdirdi. O anlatırdı. Ben de böyle ağzımı açar dinlerdim. Böyle hayallere dalardım. İşte o savaşları anlatırdı. Bizimkiler nereden gelmiş, nasıl gitmiş. Bana tarihi sevdiren o oldu. Ben hukukçu olmasaydım muhtemelen tarihçi olurdum diye düşünüyorum. Bircan Hocam'a da buradan selamlar. Sayesinde bize tarihi sevdirdi. Biz de o yoldan gidiyoruz. Yani son gezinizde nerede başladınız? Buradan çıktık yine Edirne'den. Yine Atilla'yla birlikte. Atilla'ya da buradan sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Biraz kahrımızı çekti. Niye kahrımızı çekti? İşte diyorum Atilla, şurada şu var, şuraya gidelim. Hiç ikiletmeden sağ olsun beni oraya götürdü. Edirne'den girdik. Geçen seneki söylediğim şeyleri yine tekrarlamak zorunda kalacağım. Bulgar sınırındaki o polislerin davranışları yine devam ediyor. Bizim gurbetçilerimiz hala o sıkıntıyı çekiyor. Yani her bir sınırda Hasan Bey inanın 3,5 saatten önce geçemedik. Allah Allah. İnanın bana bir günümüz toplamda işte Bulgar, Sırp, Macar ve Avusturya olmak üzere beklediğimiz saatler yaklaşık bir gün sürdü. Bir araç kuyruğu var da mı bekliyorsunuz? Çok fazla araç kuyruğu var ama asıl sıkıntı mesela bizim burada araç kuyruğu var Kapıkule'de. Görevliler şunu söylüyor, sıkıntı bizden kaynaklanmıyor diyor Bulgar tarafından. Siz buradan geçseniz bile Bulgar gene bekletiyor. Ben burada şunu gördüm, Avusturya'ya girdikten sonra bir şey yok. Avrupa Birliği'nin başat ülkeleri kim? Almanya ve Fransa. Almanya ve Fransa benim anladığım, Bulgarlardan başlatıyor, didik didik inceletmiyor. Bulgarları aratıyor, Sırplara, Macarlara aratıyor. Avusturya'ya girdi miydi zaten kendine bir şey kalmıyor. Çok didikliyorlar. Aynı geçen sene yaşadığımızı bir daha yaşadık. Vinyet denilen bir ücret var. Siz buna ayak bastı parası veya geçiş ücreti diyebilirsiniz. Ya aldıkları parayı bir daha almaya çalışıyor. Aynı geçen sene yaşadığımızı yine yaşadık. Tabii bu sene tecrübeliydik. Atilla çıkardı gösterdi. İşte belgesi dedi. Bakın dedi, geçen sene de aynı bölgedeki polis aynı yerde yine aynısını yaptınız dedi. Bakın dedi, işte belgem dedi. Bunu dedi yapmayın, ayıptır dedi. Bulgar polis böyle diyor. Tamam tamam hadi yürü. Kullandığı cümle bu. Türkçe konuşuyor. Tabii Türkçe biliyorlar. Yani niye konuşmasın ki Hasan abi? Kaç yıl birlikte yaşadık. Biliyorlar. Tabii. Türkçe'yi de gayet iyi biliyorlar. Şöyle düşünün. Bulgaristan'ın nüfusu 6,5 milyon. Her sene Avrupa'dan ülkemize giren araç sayısı kaçtır? Ben bilmiyorum ama herhalde bir 3-4 milyon vardır. 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 Her birinden aldığı parayı düşün. Bir de bazen bunu cezayla aldığını düşün. Tabii. Bulgaristan ekonomisini biz ayakta tutuyoruz. Ayakta tutuyoruz. Aynen öyle. O sıkıntıyı orada yine yaşadık. Burada hani yetkililere yine söylüyorum. Ne olur yaz zamanı, gurbetçilerimizin geldiği dönemler, Cumhurbaşkanımız bu işi de el atarsa, gurbetçilerimize
orada bir yardımcı olsunlar. Bulgar makamlarıyla irtibata geçsinler. Polisler aldıkları parayı bir daha almaya çalışıyor. Şimdi geçiş ücreti 8 euro. Sen de ödemedin diye 36 euro cezalı alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani, peki ödediğinizle bir mahpus belge alıyor musunuz? Şimdi var ya, bunu sistemlerinde de aslında var. Şimdi ödediğiniz zaman internet bankacılığında sisteme düşmüyor mu? Görülüyor. Ama diyor ki illa kağıt vereceksin. İşte geçen sene anlattım burada bir Urfalı abimiz. İnternetten ödemiş, cep telefonundan makbuzun fotoğrafını çekmiş, gösteriyor. Diyor ki bakın ödedim, olmaz diyor. Ne olacak? Makbuzun aslını vereceksin bana. Yoksa cezalı. Bilerek yapıyorlar. Yani bunu burada bir kez daha söylemek istiyorum. Evet, Bulgaristan'da girdik. Epey bir sıkıntı. Sonra Sırbistan'ı geçtik. Bulgaristan'da zaten bizim gurbetçiler kalmıyorlar. Sıkıntı büyük. İşte polis kılığında soygunlar, anlatılan hikayeler söylüyorum. Polis kılığına girip ben polisim deyip gurbetçilerimizi soyanlar. İşte oradaki dinlenme yerlerinde, tesislerinde aracı soyulanlar. Dolayısıyla orada kalamadığımız için o gün biraz uykusuz kaldık. Sabaha karşı bir iki saat arabanın içinde dinlendik ama ertesi gün akşama doğru Budapeşte'ye ulaştık. Budapeşte'ye ulaşınca rahatladık. Budapeşte'den başlayayım o zaman anlatmaya. Tabii. Yönetmenimizden de söyleyeyim. Budapeşte'yi bir verirse görüntüler eşliğinde anlatmaya başlayalım. Budapeşte lütfen. Mesut Bey. Evet. Budapeşte'yi verebilecek misiniz? Heh. Evet. Meşhur katedralları, 1080'li yıllar yapım tarihi, Buda tarafı, meşhur Aslan Köprü ve Tuna Nehri. Evet. O meşhur katedral yine. Aslanlı Köprü. Oranın merkezi burası. Evet. Bununla ilgili de unutturmayın. Aslanlı Köprü ile ilgili size ilginç bir bilgi vereceğim. Gitmek isteyenler olursa. Bu ayakkabı, demir ayakkabılar Tuna'nın kenarında. Unutturmayın. Bunda kısa bir hikayesi var. Bu meşhur parlamento binası. Tuna'nın kenarında parlamento binası. Burada bir heykel diyordunuz, gelecek mi? Oprak'ta. Oprak'ta, he. Budapeşte'yi kısaca anlatayım. Yine parlamento binasının bir başka açıdan görüntüsü. Tuna Nehri ve onun hemen parlamento binasından peşte tarafının, özür dilerim, Estergon Kalesi. Meşhur bizim Estergon Kalesi. Burası Zigetvar Kalesi, Hasan Bey. Kanun son seferi yaptığı Zigetvar Kalesi. Muaç Ovası'ndaki, evet, Kanun Sultan Süleyman'ın mezarı ve oradaki büstü. Evet. Unutturmayın demiştim. Evet. Bir köprüyle ilgili bir orada 60 çift demir ayakkabı var. Sabitlenmiş vaziyette. Bu şeyin sembolü. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler biliyorsunuz Macaristan'da işgal etti. Orada bir yönetim değişikliğine gidildi. Kendi yandaşı birini getiriyor. Oradaki Yahudileri bir soykırım. Tuna'nın kenarına topluyorlar. Silah zoruyla Tuna'ya atlamalarını emrediyorlar. Atladıktan sonra da öldürüyorlar. Yıllar sonra bir sanatçı tarafından öldürülen Yahudilerin anısına bu demir ayakkabılar Tuna'nın kenarına bu şekilde yapılmış bir sanat eseri olarak. Budapeşte'ye gidenler bunu göreceklerdir. İsterseniz şeyden de niye ismi Budapeşte? Evet. Şimdi Budapeşte, Buda ve Peşte olmak üzere iki tane şehrin birleşimi. Buda ismi şeyden geliyor. Biliyorsunuz bizim Avrupa Hun devletimiz var. Atilla. Onun kardeşi var Bilada. Onun Macar efsanelerdeki ismi Buda. İsmi oradan geliyor. Peşte ismi biraz karışık. 3-4 tane
bu konuda görüş var ama en sonunda 1870'li yıllarda burayı birleştirelim demişler. Budapeşte ismini almış. Şimdi az önce Macaristan'a gidenler mutlaka Östergon Kalesi, Zigetvar Kalesi, Moaç, Peç yeri var Güney Macaristan'da. Osmanlı en çok eserinin olduğu yer. Bir de yönetmenine rica edeyim. Bir de Gül Baba'mız var. Evet. Gül Baba'yı verebilir miyiz? Verdim. Evet. Bu Tuna Nehri'ndeki Gül Baba'nın türbesi. Peşte tarafında. 2016 ve 18'de gezmiştik. En son yıkıldı 2018'de. Yanılmıyorsam 2020'de mi 21'de mi Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla yeni türbe bu şekilde açıldı. Burası değil. Evet. İsterseniz Gül Baba'yı da kısaca anlatayım. Buyurun, Hasan Bey. Lütfen. 1400 yılların sonu 1500'lü yıllarda yaşamış bir Bektaşi dervişi. Rivayet o ki 2. Beyazıt bugünkü o Taksim Galata tarafında ava çıkıyor. Ve yağmura tutuluyor. Yağmura tutulunca orada bir kulübeye sığınıyor. Bahçesinde gülleri olan bir kulübe. Asıl ismi de burada söyleyeyim. Şeyh Cafer Gül Baba'nın asıl ismi. Burada kendisine gösterilen hizmetten 2. Beyazıt çok memnun kalıyor. Diyor ki sizin için ne yapayım diyor. Benden ne istiyorsunuz diyor. Ben bir şey istemiyorum ama diyor buraya bir okul yaptırın diyor. O yıllarda yapılmış bir okul. Nedir okulun ismi? Önce Endorun'a öğrenci yetiştiren Galata Sarayı Humayun Mektebi. Daha sonra Mektebi Sultani yani bugünkü ismiyle Galatasaray Lisesi'nin tarihi Gül Baba'ya dayanıyor. Gül Baba Muaç Meydan Savaşı'na da katılıyor. Sarında gül taşırmış. O yüzden Gül Baba deniliyor. Macarların da çok kıymet verdiği bir şey. İşte Macar hastalar falan iyileştirilmiş. Onların da çok hürmet ettiği bir şeyimiz. Macaristan'a gittiğiniz zaman Gül Baba'yı da bu şekilde ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olarak düşünüyoruz. Ama orada ilginç bir şey daha var. Kanuni Sultan Süleyman bunu çok önemsiyor. İlginç bir şey anlatacağım burada size. Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat Veziri Süleyman Paşa'yı, bizim Osmanlı'daki ismi Budin'dir, Macaristan ismi. Budin'e vali olarak atıyor. Ve Süleyman Paşa'ya şunu söylüyor, Hasan Bey çok ilginç. Hırs ve emanette ola, Gül Baba Budin görücüsü olup himmetleri hazır ve nazır ola. Yani diyor ki Gül Baba gözcü olması nedeniyle istihbarat faaliyetlerinden yapıp Osmanlı'ya ilettiğini burada anlıyoruz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani Gül Baba orada Osmanlı'ya bilgi topluyor. Evet, yani zaten Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bunu anlıyoruz. Ama bir Bektaşi dervişi oraya türbesini kurmuş. Macarlar da çok itibar ediyor. Macarlar derken çok ilginç bir şey anlatayım ve Macaristan bölümünü kapatalım. Şimdi bir Macarca var, Türkçe var. Şimdi ben bir Macarca sözcük söyleyeceğim. Sizden ricam ne anladığınızı bana söyleyin. Şöyle. Cebemden çok kiçi almaman. Cebimde çok? Kiçi almaman. Küçük mü derken? Kiçi diyor. Bak ne anlıyorsunuz? Elmayı elma anladık. Varı da var. Türkçe. Van diyor ama varın. Ne evet. Anladınız siz bunda? Cebimde. Çok kiçi alma van. Kiçi alamadım. Elma var cebimde. Cebimde çok küçük alma var. Küçük Türkçe. Elma var. Türkçesi bu. Macarca. Ama anlıyoruz. Anlıyoruz. Çünkü neden? Onlar da bizim gibi Ural Altay dil grubunda sondan eklemeli bir dil bizimki gibi. Mesela birkaç tane daha Macarca ile Türkçe'yi anlamak açısından birkaç tane kelime söyleyeceğim. Önce bizimki sonra Macarca. Elma, alma. Çizme, çizma. Papuç, papuç. Pide, pite. Keçi, koçan. Tezek, tezek. Cep, jep. Az önce cebimde dedik ya. Cep, jep. Ana, anya. Ata, atya. Çok, şok. Küçük, kiçi. Kazan, kazan. Çalı, çalıt, arslan, aruslan,
Varvan, deve, arslan, aruslan, varvan, deve, teve, deli, deli, kayısı, kaysın. Hemen hemen aynı. Yani... Çünkü biliyorsunuz Macar Başbakanı Viktor Orbán mecliste bir konuşma yaptı. Dinlediniz mi bilmiyorum. Yok, dinlemedim. Biz dedi Kıpçak Türküyüz dedi. Daha başka ne dersin bilmiyorum yani. Ben orada paylaşım yapmıştım. Hakikaten Macar, üçüncü defa gittim Budapeşte'ye. Oraya gittiğim zaman inanın bana kendi ülkemde gibi hissediyorum. Yani Macaristan'a gittiğiniz zaman işte Tuna Nehri, Gülbaba, Estergon Kalesi, Ziletvar Kalesi, Muhaç Meydanı yapıldı, Muhaç Ovası, Bugaç Ovası, gel bu taraftan Peç Şehri, Güney Macaristan'da. Gidin oraya, bizden o kadar çok şey görüyorsunuz ki. Ha, bu arada Budapeşte'ye gitmek isteyenler için söyleyeyim. Kırşehir'li bir hemşehrimiz var orada. Dulkadirli köyünden. Star Et Lokantası diye bir lokanta işletiyor. Gittim ikinci şubeyi de açmış. Eski şubeyi yenilemiş, büyütmüş. Çok güzel yapmış. Orada lokantanın ismi Et Terem'dir. Macarcası. Star Et Terem. Yani Star Et Lokantası. Budapeşte'ye gidenler Kırşehir'li hemşehrimiz Mehmet Usta'yı orada bulsunlar derim. Orada da ben buldum. Tekrar görüştük. İşleri iyi inşallah. İkinci şubeyi açmış. Aferin. Gayet iyi. Yani 50 tane dedi. Hemşerimi getirdim Macaristan'a dedi. Kendisiyle de götürmüş. Orada bir köyde tamamen Türk yapmışlar. Aferin. Türkler kalıyor. Evet. Macaristan'ı geçtik. Gülbaba'yı geçtik. Şimdi asıl gitme sebebimizi. Purbak'ı verebilir miyiz? Asıl gitme sebebimiz buydu. Türken Keller yazıyor Hasan Bey. Ne yazıyor? Türken Keller. Türken Keller, evet. Söyleyeceğim. O parmağınızın ucundaki. Aynen öyle. Keller. Orada da yazıyor bakın. Bu taraftakini bilmiyorum ama Türken Keller. Purbak Türk ediyor. Yani Purbak Türk köyü. Evet. Şimdi daha açık. Aynen öyle. Bu da girişi. Arabadan çekmiştim Purbak köyünün. Bu hangi ülkede Purbak köyü? Viyana'ya yakın. Burada Avusturya'da. Yeniçeri işaret ediyor. Bakın bacarda bir Yeniçeri büstü var evin bacasında. Görebiliyor musunuz? Evet. Bilmiyorum. Evet. Şimdi biraz sonra daha net bir şekilde göreceksiniz. Evet. Evet. Gerçekten Türkler yaşıyor mu? Yaşamış mı eskide? Türken ismini nereden almış? Şimdi geçen sene burada yine bir program yapmıştık hatırlarsanız. İtalya'daki tamamdır yönetmenim. İtalya'daki Türk köyü Moena'yı anlatmıştım. Yeniçeri, evet. Balaban Hasan'ı anlatmıştım. Evet. Fayma Mille köyünü anlatmıştım. Belçika'daki, evet. Türk köyünü anlatmıştım. Şimdi ben dedim ya tarihe meraklıyım. Ta lisedeyken beri düşünüyorum. Şimdi Avrupa'ya 400 yıl hükmetmişsiniz önemli bir kısmına, Balkanlar başta olmak üzere. Macaristan'ı fethetmişsiniz. İki kere Viyana kuşatmasına gitmişsiniz. Şimdi 600 küsür bin kişi en son giden ordu. Benim bildiğim, yanılıyor olabilirim ama 680 bin kişilik bir orduyla Viyana'ya kuşatmış. Şimdi orada hiçbir olay olmamış mıdır? Bir hikaye, tarihim olacak bir hikaye olmamış mıdır? Elbette olmuştur. Şimdi 600 bin insanla gidiyorsunuz. Mutlaka. Ben bunu hep düşünürdüm. Araştırırken Avrupa'daki Türk köylerini merak ederken Purbak köyünü buldum. Purbak köyü Viyana'ya 50 kilometre mesafede, Macaristan sınırına yakın bir köy. Yani benim anladığım, kuşatmaya giderken Macaristan'dan çıkıyorsunuz, mecburen o köyden geçiyorsunuz. O coğrafyayı özel sohbetimde gördüm demiştiniz. Evet. Hep bağlar, ova, evet. Üzümler. Zaten üzüm yetiştirip üzümden biz pekmez yapıyoruz ama onlar başka bir şey söylüyor. Evet. İsmini söylemek istemiyorum. Hep o Marseliler falan. Bu hikaye de yine bir ikinci Viyana kuşatmasından kalan bir hikaye Hasan Bey. Aynı şeye de çok benziyor. Moena köyündeki Yeniçeri Balaban Hasan'a da çok benziyor. İkinci Viyana kuşatmasına giderken bu köyden geçeceksin mecburen. Yolunuzun üzerinde. Bizim Yeniçerilerden bir tanesi bir eve giriyor bu köyde, Purbak köyünde. Yani bu köy diğerlerinden bir farkı var. Birazcık da büyükçe bir köy. Kasabaya yakın. Çok da turist alan bir köy bu nedenle. Bu Yeniçerimiz içeri giriyor, bakıyor. Tabii muhtemelen Avusturyalılar Türk ordusunun geldiğini görünce kaçmışlar.
Bakıyor kimse yok. Karnı aç, mecbur kalıyor evdeki yiyeceklerle karnını doyuruyor. Rivayet bu şekilde hikaye. Tabii yiyeceğin de verdiği rahatlıkla içi geçiyor. Uyuyor. Uyuyor kalıyor. Ne kadar uyuyor bilmiyoruz. Sonra evin sahipleri çıka geliyor. Bir anda evin sahiplerini görünce bocalıyor böyle, tedirgin oluyor. Bacadan kaçmak istiyor. Fakat kaçamıyor, bacaya sıkışıyor. Evin sahibi Joseph ne yapacağını bilemiyor. Köyün papazını çağırıyor. Papaz geliyor, bunu gösteriyor. Diyor ki papaz, eğer diyor Hristiyan olursan diyor, Müslümanlıktan vazgeçip Hristiyan olursan seni affedeceğiz diyor, ikna ediyor. O da diyor ki, utanıyor yaptığından Yeniçeri. Ben diyor mecbur kaldım, yedim. Ama bunun karşılığı neyse fazlasıyla size ödemeye hazırım. Hristiyanlığı kabul ediyor ve ev sahibinin de talebiyle onun yanında çalışmaya başlıyor. Hikaye bu şekilde başlıyor. O gün bugün 300 küsur yıldır her sene Ağustos ayında festival yapılıyor. O Yeniçeri Muhammed ismidir. Yeniçeri Muhammed'in anısına her sene dediğim gibi festival yapılıyor. O köyde yaşıyor, o köyde evleniyor ve o köyde ölüyor. Ama kayıt olmadığı için çocukları var mı, kimler, mezarı nerede, o pek bilinmiyor. Bizim gitme sebebimiz de buydu. İtalya'ya gittikten sonra burayı da görmek isterim. Gittik gördük, Türkan Keller yazıyordu orada. Peki İbrahim Bey, bunu nasıl buluyorsunuz? Yani Avusturya'daki bir köyü. Değil mi? Tabii, o da önemli. Bu soruyu bana çok soruyorlar Hasan Bey. Şimdi iki şekilde söylüyorlar, karşılaşıyorum. Bir kısmı diyor ki, ya diyor buradaki köyde kaldığın yetmiyor mu da gidip diyor Avrupa'da köy köy geziyorsun, ne buluyorsun diyor. Bu bir arkadaşım bir tanesi de bir paylaşım yapmıştı. Ben de ona şunu söyledim, bu maddiyatla ilgili bir şey değil. Bu bir gönül işi. Şimdi öncelikle ben dedim ya tarihe meraklıyım. Az önce de söyledim, bir ikinci Viyana kuşatmasının bir şeyleri olmalıydı. Bir artçıları olmalıydı, bir hikayesi olmalıydı. Bu hikayenin peşine düştüm. Araştırıyorum, kitaplar okuyorum, internetten araştırıyorum. Ha, karşıma çıkıyor, Purbak Köyü çıkıyor. Purbak Köyü'nün bir hikayesini araştırıyorum. Ne olmuş? Yeniçeri Muhammed'le ilgili. O köyde kalmış, o köyde yaşamış. Ve turistler de bu hikayenin peşine düşüp o köye sık sık ziyarette bulunuyorlar. Bizim Türklerden de gelen var. Bu tamamen yani gönül işi, araştırıyorum, buluyorum. Nasıl buluyoruz derseniz, Avrupa'ya gittiğim zaman da işte o kısmı, bende bilgi var. Atilla Çelebi de sağ olsun, yer bulma ne diyelim, şeyi var, özelliği var onda. Şeye giriyor, navigasyona, diyorum ki Purbak Köyü, Atilla diyorum, sağ olsun navigasyona giriyor, navigasyon bizi Purbak Köyü'ne kadar götürüyor. Ha tamam diyorum, burası, internetten resimlerine bakıyorum, videolarını izliyorum. İzlediğim zaman o köye geldiğimizde ben o köyü zaten görüyorum. Ha diyorum bak burası, şuradan girmemiz lazım, şu sokakta olması lazım. Sokağın ismini varıncaya kadar araştırıyorum. İşte orada gördüğünüz belediye o evin çatısına Yeniçeri Muhammed'in bir büstünü yaptırmış. Ben gittim, onunla ben fotoğrafladım. Halen orada duruyor fotoğraf. İbrahim Bey, şunu takdir etmek gerekmez mi? Şimdi Avusturya'ya işte Muhammed, Yeniçeri Muhammed oraya turistik ziyarete gitmedi, savaşmaya gitti. Evet. Savaşmaya giden, evlerinde yakaladıkları bir Yeniçeri'nin büstünde yapabiliyorlar yani. Elbette. Kıskançlık da yok. Ha, aynen öyle. Bunu niye yaptılar bilmiyorum. Belki Hristiyan olmasının bunda bir etkisi olmuş olabilir. Ama şunu görüyorum, o köy turistik bir köy. Sırf Yeniçeri Muhammed'den dolayı her sene festival oluyor. Festival olması ne demek? Yüzlerce, binlerce turist geliyor. Ve oradaki köyler için ciddi bir gelir kaynağı. Yeniçeri Muhammed'in ismi gelir kaynağı. Zaten oradakiler şey diyor, hani Purbak pek bilinmez ama Yeniçeri Muhammed'in köyü, Türk köyü dediğiniz zaman bilinir diyor. İşte İtalya'daki de Moena da öyle. Türk köyü dediğiniz zaman hepsi biliyor. Belçika'daki Türk köyü dediğiniz zaman hepsi biliyor. Ha Türken Keller yazıyordu orada. Türken Keller Türk mahzeni demek. Oraya evin sahipleri şu anda orayı biz gittik gördük. Lokanta olarak işletiyorlar. Lokantanın ismi de Türk mahzeni. Türken Keller. O baca falan aynısı duruyor. Orijinal haliyle. Hepsi o haliyle bırakmışlar duruyor. Ama güzel bir şey. Avusturyalıların bu huyunu takdir ettim. Hani bunu bir kullanmışlar. Kin gütmemişler. Evet.
kim gütmediklerini şimdi birazdan Viyana'yı anlatırken dediğiniz olayı daha iyi anlama fırsatı bulacağız. Peki geçelim mi Viyana'ya? Viyana'ya geçelim. Duvardaki o şeye dikkat edelim. Viyana'ya gitme sebebim buydu işte Hasan Bey. Gördünüz mü? Ne görüyorsunuz? Elinde palasıyla bir Türk süvarisi. Evet. İşte anlatacağım hikaye bu. Bu hikayenin peşine düşerek oraya gittim. Sırf bunu görmek için. Burada da bir başka Türk süvarisi. Altında da bir yazı var. Ne yazdığını da birazdan söyleyeceğim. Şu. Kara Mustafa Paşa yazısını görüyorsunuz altta. Evet. Şimdi onu da anlatacağım. Sokak sokak aynı bunu bulmak. Burası da Kahlenberg Tepesi. Kara Mustafa Paşa'nın çadırını kurduğu yer. Viyana tepeden aynı bizim Çamlıca Tepesi gibi Viyana ayaklarımızın altında. Bu da Habsburgların sarayı. Orayı gezerken burayı da fotoğrafladık. Evet, Kara Mustafa Paşa'ya... O hikayenin peşinde oraya kadar gittim Hasan Bey. Tabii oradan kalma birçok şey vardı ama zamanımız kısıtlı olduğu için. Şunu da unutmayalım. Kahve kruvasan, Viyana kuşatması. Niye? Bakın şekline dikkat edin. Hilal şeklinde Hasan Bey. Evet. Bu da kahve. Ne alaka? Değil mi? İkinci Viyana kuşatmasıyla. Evet. Ne alaka değil mi? Nedir alaka? Onu biraz sonra geleyim oraya. Sırasıyla gidelim. Şimdi şey var, meşhur bir de Çerkez dayımız var. Az önce o dedim ya, atın üstünde elinde parasıyla evet. Bir Türk süvarisi. Tarihle, şimdi biliyorsunuz Osmanlı Viyana'yı iki defa kuşattı. 1529 Kanuni Sultan Süleyman ve 1680 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. O ilk kuşatmada Eylül'de başlıyor. Ekim'in sonlarına doğru kuşatma kaldırılıyor. İşte kış olması, ağır topların getirilmemesi nedeniyle. Zaten kanun geldiğini gören kral terk edip gidiyor. Kanun de muhtemelen kudretini göstermek için kuşatmayı yapıyor. Kış şartları yakın. Eylül'de kuşatma yapılmaz ama geri dönüyor. Yani kuşatma başarısı oluyor. Ya da kanun gücünü gösterip geri dönüyor. İşte o kuşatma sırasında Viyana surlarında bir delik açılıyor. O delikten bizim o az önce gördüğümüz Çerkez Dayı denen bir süvarimiz, akıncımız. O delikten giriyor, elinde pala, yalın kılıç. Önüne gelen askeri biçiyor, kimisini yaralıyor, kimisini öldürüyor. Devam ediyor. Tek kişi. Tek kişi. İşte 3-5 tanesini öldürüyor, artık sayısını bilmiyorum. En sonunda bir Avusturyalı askeri tüfekle ateş edip Çerkez Dayı'yı öldürüyor, yere düşürüyor. Bunu duyan Kral Ferdinand. Bundan haberi oluyor. Çağırıyor Avusturyalı askeri. Rivayet bu şekilde. Doğru. Çerkez Dayı'yı öldüren askeri çağırıyor. Aynen onu evet. Çağırıyor. Rivayet bu şekilde. Doğrudur, yanlıştır. O kadarını bilmiyorum. Ben araştırdığım evet. Kadarını söylüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Yani ben bu konunun uzmanı değilim. Ben hukukçuyum ama amatör olarak tarihle ilgileniyorum. Profesyonel değilim. Hatam olabilir. Onu söyleyeyim. Kral Ferdinand bu askerini çağırıyor. Eğer rivayet doğruysa diyor ki sen diyor bu cesur askeri niye diyor hileyle öldürdün? Atından indirip karşısına çıkıp savaşıp öldürse olmaz mıydı diyor. Bunu da öldürüyor rivayet doğruysa ve Çerkez Dayı'yı öldürdükleri yere gömüyorlar. Hatta orası 2. Viyana kuşatmasındaki Osmanlı haritalarında da Çerkez Meydanı olarak geçiyor. Hikayesi bu şekilde. İşte Avusturyalı az önce dediniz ya kim gitmemişler. Bakın Avusturyalılar binanın köşesine Çerkez Dayı'nın bir heykelini yapmışlar. Elinde palası, sakalı, atın üstünde. Öbürü Kara Mustafa Paşa yazıyordu. Orada da bir Türk süvarisi var. Orada şu yazıyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa otağını buraya kurmuştur diye yazıyor. Fakat ben gittim. Avusturyalı tarihçi var. İsmini de burada vereyim hemen. Profesör Doktor Kerstin Tomenendal. Diyor ki mümkün değil diyor. O tarzını kurduğu yer az önce gösterdim. Kahlenberg Tepesi. Tepe. Hani bizim Çamlıca Tepesi gibi Viyana'ya hakim. Şimdi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yerinde olsan ben de düşündüm. O tepeye kurarım çadırımı. Orada surlara yakın bir yer. Top ateşlerinden etkilenir. Mümkün değil.
Diyor ki çadırını Kahlenberg tepesine kurmuştur. Orada bu şeyin binanın da yazılan yer doğru değildir. Buraya kurmamıştır diyor Avusturyalı tarihçi de. O şeyi de gezdim gördüm. Kahlenberg tepesini de gördüm. Fakat özel sohbetimizde de size söyledim Hasan Bey. Ben sırf o Kahlenberg tepesini, o Çerkez Dayı'yı, Purbak köyünü görmek için 5000 kilometre yol tettim. Ve biz lüks arabayla gittik. Yiyeceğimiz, içeceğimiz elimizde. Sıkıldık, otelde yattık. Bu kadar rahat giderken epeyce yoruldum. Şimdi bundan 500 yıl önce atalarımızı düşünüyorum. Atın üstünde bizim 3 günde gittiğimiz yeri ya da 2 günde gittiğimiz yeri adamlar aylarca gitmişler. Tabii. Atalarımız atın sırtından. Şimdi düşünüyorum ne yediler, ne içtiler, nerede kaldılar, nasıl gittiler. Bunları oraya götüren ülkü neydi? Biraz da bunu anlamakta aslında. Yani oraya gidiş amacımın ladımdan bir tanesi atalarımızın oraya götüren şey neydi? O ülkü neydi? O kızıl elma neydi? Bunu anlamaktı. Ve baktım şimdi atalarımızı eleştiriyoruz ecdadımızı. Ağzımızı açtığımız zaman çok kolay eleştiriyoruz. Ama bu bizim yaşadığımız bu perişanlığı gördükten sonra onlar ancak eli öpülür. Onlara laf söylenmez. İbrahim Bey, şimdi müthiş bir ülkü var. İlahi Kelimetullah ülküsü. Evet. Ya da Türk'ün Kızıl Elması. Türk'ün Kızıl Elması. Onun peşinde gidiyorlar. Bir de bunun askeri tarafını düşünün. 600 küsür bin insanla gidiyorsunuz. Hı-hı. Bu insanların yiyecekleri, içecekleri, yatacakları, atlarının yiyecekleri, içecekleri, yatakları, bunların karşılanması, bunların hamamları, bunların tuvaletleri. Düşünün. Büyük bir askeri organizasyon bu. Çok büyük bir askeri organizasyon. Aynen öyle. Şimdi şey var. Dediniz ya, bir lojistiği nasıl yapmışlar? Tabii. Şey diyor ki, Busberg diye bir diplomat var Kanuni zamanında. Onun anıları var. Anılarını okumuştum. Türkiye'ye geliyor. Kanuni Sultan Süleyman o zamanlar Merzifon'da ordusuyla. O geldiği zaman ordu Yeniçeriler ip gibi diziliyor. Tık yok. En ufak bir kıpırdama yok. Orduya hayran kalıyor. Gökhan abinin, Gökhan Maraş'ın sözüdür. Şimdi 600 bin kişilik orduyu bugün buradan alıp Viyana'ya götürseniz, affedersiniz dışkısını koyacak yer bulamazsınız ve dizanteriden herkes ölür. İşte atalarımız bunu becermiş. Ancak hayran duyulur. Başka bir şey olmaz. Orada hoşuma gitmeyen bir anım oldu. Kahlenberg Tepesi'nde geziyoruz. Ben 5000 kilometre yol tekmişim. Bunları görmek için, atalarımızı anlamak, ülküsünü anlamak, Avrupa'daki Türk izlerini görmek için yol tekmişim. Orada bir Türk vatandaşı kardeşimizle karşılaştık. Viyana'da yaşıyor. Kullandığı cümle şu: bizim buralarda ne işimiz varmış? Deyince Hollanda'dan dönüşte uçakta bir Amerikalı öğretmenle karşılaştım Hasan Bey. Ankara'da konsoloslukların ve diğer yabancıların gittiği İncek tarafında bir okulda öğretmenmiş. 20 yıldır Türkiye'de kalıyormuş. Sordum. Evangelist kendisi. Zaten tahmin ediyordum. Misyonel yok de diyorlar ama misyonelik faaliyetiyle geldikler. Ben okuduğum kitaplardan biliyorum. Özellikle size de tavsiye ettim. Dr. Ramazan Kurtoğlu'nun Evangelizm kitabını. Oradan öğrendiklerimi bu hanım kardeşimize sordum. Sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da Amerika'nın ne işi var? Bağlantılı olarak anlatacağım. Bana verdiği cevap şu: kendimizi koruyoruz. Dedim ki Suriye, Irak, Afganistan bir karınca, Amerika ise bir fil. Nasıl bir tehdit gördünüz ki kendinizi koruyorsunuz? Öyle. Oradaki tırlar dolusu silah kime karşı kullanacaksınız? Cevap veremiyor. Kendimizi koruyoruz. Biz kendimiz diyoruz. Bizim burada ne işimiz var diyoruz. Elin Amerikalısı diyor ki 10 bin kilometre mesafe var, kendimizi koruyoruz. İbrahim Bey, Yunanistan'ın Karaağaç'ı var. Türk sınırına 15 kilometre. Sadece evet. 15 kilometre. Karaağaç'ta Amerikan üssü var. 4500 tank getirmiş. Kime karşı kullanacak bunu? Evet, kime karşı kullanacak? Şunu sordum. Vaktimiz var herhalde değil mi? 5 dakika daha o sohbet zaman, edelim. Devam edelim o zaman. Bu konuyu başka bir zamana bırakalım. Tamam. Pırağa geçelim o zaman. Amerikalı öğretmen kardeşimiz sona kalsın.
Şu heykeli Hasan Bey, siz de gitmişsiniz, evet, gördünüz mü? Elimle işaret ediyorum. Ne görüyorsunuz? Orada bir Osmanlı askeri, evet, var. Evet, Yeniçeri. Yeniçeri. Sırf bunun içinde Pırağa, sırf bu heykeli görmek için Pırağa kadar yolumu uzattım. Yalnız bir şey unuttuk, onu da hemen söylemem gerekiyor. Kruvasan ve Melenge o kafayı... Evet. Bu bitsin, hemen söyleyeyim. Burası Pırak. Karlo Köprüsü, bu heykel orada, Pırak'ın merkezinde. Kral Charles tarafından yapılmış köprünün 30 civarında heykel var. Bu heykellerden bir tanesi de bizim Yeniçeri'ye ait. Sırf dediğim gibi onu görmek için oraya kadar da yolumuzu uzattık. Heykelin hikayesi kısaca şöyle Hasan Bey. Aziz Nepomuk isminde bir papaza Kral 4. Venceslas'ın karısı günah çıkarıyor. Kral da karısının ne günahı var diye öğrenmek istiyor. Papaz ettiği yemine ben diye bozamam diye söylemiyor. O papazı orada suya atıyor. Suda güya bir hale teşkil ediyor. Halkın gelip dilek tuttuğu bu heykeli, buradan gelip dilek tutuyorlar. Orada da Türk korkusu, bunları korkutmak amacıyla Yeniçeri heykelini yaptırdığı söyleniyor. O heykelin hikayesi bu. Ama asıl az önce gösterdik. O kruvasanla kahveyi tekrar verme şansımız var mı? Şimdi diyeceksiniz ki 2. Viyana kuşatması artık hepimiz biliyoruz. Kruvasan içinde çikolata olan, milfoy hamurundan yapılan bir çörek. Diyeceksiniz ki bunun ne alakası var? İşte çok alakası var. 2. Viyana kuşatması bizim olduğu kadar Viyanalılar da unutmadı. Savaşı bizimkiler kaybettikten sonra fırıncılar, pastacılar Türklerden öğrendikleri o milfoy hamuruyla hilal şeklinde çörek yapıyorlar. Eskiden düz yaparlarmış. Bunu hilal şeklinde yapıyorlar. Viyana'yı kaybetmemizin bir sebebi de Lech Kralı Jan Sobieski'dir. Buna sunuyorlar. Yani Türk askerlerinin mızrağın ucundaki hilali temsil ediyor. Bunu da o Alman prensi Fransız kralıyla evleniyor. Giderken yanından bu kültürü de götürüyor. Fransızlar sayesinde bütün Avrupa'ya ve dünyaya yayılıyor. Kruvasan'ın hikayesi 2. Viyana kuşatmasına dayanır. Bunu ben de bilmiyordum. Yani tüm dünyada kruvasan deyince hilal şeklindeki bir... Fransa'dan çıkma diye bilinir ama Fransa'ya gidiş şekli Avusturya'daki Alman, o zamanlar Alman hanedanı, evet. Habsburglar. Fransa kralıyla evleniyor, Fransa'ya taşınıyor, Fransa'da ünlenip Avrupa'ya yayılıyor. Ama ilk çıkış yeri Viyana. 2. Viyana kuşatmasına dayanıyor. Ve İlham aldığı şey de hilal. Hilal. Osmanlı'nın... Yani Türkleri yedik gibi bir şey. Hilali, evet, yiyoruz. Biz kazandık gibi bir şey. Orada bir kahve vardı hilalin yanında. Melange kahvesi. Şimdi Avrupa'ya biliyorum şunu söyleyecekler. Siz de her şeyi Türklere dayandırıyorsunuz. Ama ya arkadaşlar ne olur biraz araştırın. Bunu ben söylemiyorum. Şöyle kaynaklara baksınlar. O da şöyle oluyor. Bir Leh Yahudisi var. Kozeski diye. Bu terzanlık da yapıyor. Osmanlı ordusuna girip çıkıyor. Bakın atalarımız 1680 yılında çuvallar dolusu kahve. Savaş alanına götürüyor. Askerlerine kahve veriyor Hasan Bey. Bunu deve yemi zannediyorlar ama tabii bu Yahudi Lehyası Kolseski tanıyor. Bunun kahve olduğunu anlıyor. Savaşın sonlarına doğru bunu satın alıyor çuvallar dolusu kahveyi. Viyana'ya götürüyor, denemeler yapıyor. Denemelerden sonra süt katıyor, şeker katıyor falan. Bugün Viyana'da ünlü Viyana kahvesi olarak bilinen Melange kahvesinin çıkışı da yine 2. Viyana kuşatmasına dayanıyor Hasan Bey. Ben de inşallah bir başka programda devam edelim. Eğer i̇nşallah. Sizce mahsuru yoksa. Kapatıyoruz herhalde. Evet. Mümkünse. Kapatalım ama biliyorsunuz benim klasiğim var, kapanışım. Buyurun. Şimdi malum biliyoruz Çırpınırdı Karadeniz Marşımız var meşhur. Evet. Çırpınırdı Karadeniz Marşı'nı Azerbaycan devlet sanatçımız Azer'in kardeşimiz değiştirmişti. Yani orijinali şudur.
Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız. Türk'ün şanlı bayrağını Turan ile aşacağız. Asacağız. Asacağız. Orijinali budur. Ama Azer'in kızımız bunu söylerken hep şöyle söyledi. Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız. Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız. Yıllarca hep böyle söyledi. Ve dualarını kabul etti herhalde Allah. Yıllar sonra, asıldı. 30 yıl sonra Karabağ Azerbaycan bayrağı asıldı. Ve en son Cumhurbaşkanımız şeye gitmişti, Bakü'ye. Orada Haydar Aliyev ile birlikte Azer'in kızımız orada bu marşı okudu. Marşı yine değiştirdi. Şöyle söyledi. Kafkaslardan aşmışız biz. Türklüğe şan katmışız biz. Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz. İki kere değiştirdi. Şimdi ben de diyorum ki bir şeye inanarak söylersen, çok istersen Allah tarafından kabul edilir. Benim inancım bu yönde. Ben de diyorum ki herkesin hayali var. Benim de bir hayalim var. Her şey hayal etmekle başlar. Kocaman büyük bir Türkiye hayal ediyorum. Türk dünyasıyla birleşmiş. Türk Devletleri Birliği kurulmuş. 350 milyon nüfus. Tek bir para birimi, tek bir merkez bankası, tek bir ordu, Turan ordusu olan büyük bir Türkiye hayal ediyorum. Bunun da çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Allah ömür verirse, ölmeden önce de bunu göreceğimi düşünüyorum. Bunu niye böyle istiyorum? Son cümlemi şöyle kapatıyorum Hasan Bey. Ben buradan arabamdan çıkıp Nahçıvan'dan Zengezur koridorundan geçip Bakü'ye gitmek istiyorum. Hazar Denizi'ni görmek istiyorum arabamla. Oradan Türkmenistan'a geçip Ahalteki atlarını binmek istiyorum. Oradan Özbekistan'a geçip Bukhara, Taşkent, Semerkant'ı görmek istiyorum. O medreselerdeki manevi havayı tatmak istiyorum. Oradan devam edip Kazakistan'a gitmek istiyorum. Kazakistan'da neyi görmek istiyorum? Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dergahını görmek istiyorum. Geliyorum Maturidi'nin, İmam Maturidi'nin, itikattaki mezhebimiz İmam Maturidi'nin mezarını görmek istiyorum. Devam ediyorum Kırgızistan'a, Tanrı Dağları'na çıkmak istiyorum. Arkamı Tanrı Dağları'na yaslayıp Isık Gölü'nü seyretmek istiyorum. Borzoi çadırında kalıp kopuz eşliğinde eski Türk müziklerini dinlemek istiyorum. Devam edip arabayla devam edip uzaktan Çin Seddi'ni seyredip yine ülkeme dönmek istiyorum. Ve bunun da çok uzak olmadığını düşünüyorum. İnşallah bir gün olacaktır diyorum. Ben Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizi de duygulandırdı. Tabiri caizse bir Turan coğrafyası çizdi. İnşallah bunu her Türk gencinin bu duygularla yetişmesini arzu ediyoruz. İnşallah çocuklarımız bu duygulara sahip olur ve inşallah o Türk'ün kızıl elması gerçekleşir. Bir başka programda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.